yaklaşık bizim tahminimiz 50 milyon TL civarında bir dolandırıcılık olayı oldu. Bu olayla ilgili Türkiye'de ve yurt dışında, globalde kişi sayısından çok emin olmamakla beraber yaklaşık olarak 3.000-4.000 kişiden daha fazla insanın Forex ve Forex piyasalarında işlem yaptığı iddiasıyla işlem yapan Aslan Manisa'lı olan, bildiğimiz kadarıyla ismi de Muhammed Coşan olan kişi tarafından dolandırıldı. Bu kişi kendisi Forex'e işlem yaparak insanlardan yüksek kar vaadiyle para topladığını ve bunun yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır başarılı bir şekilde yürüttüğüyle alakalı bize bir takım enstrümanlama ve dokümanlarla geldi. Yapmış olduğu işlemlere baktık. Anladığımız kadarıyla ondan sonra yaptıkları ve karlıkları gördük. Daha sonrasında bunu doğrudan satış pazarlama usulü network marketing'e sokmak istediğini söyledi. Ve bu bağlamda bizim yaklaşık olarak 30-35 ülkede kurmuş olduğumuz organizasyondan dolayı 2-2,5 milyon dolarlık bir mağduriyet oldu. 26 Haziran 2020 yılında da bu arkadaş telefonlarını kapattı ve kendisi odur budur ulaşılamıyor. Kıbrıs'ta kendisine ait bir şirket kurdu. Bu şirketin haricinde Ukrayna'da bir şirket kurdu ve İsviçre'de bir şirket kurarak aslına bakarsanız insanlardan bunların bu güven geçitleriyle bu paraları topladı. Şu an tabii hukuki anlamda yasal süreçleri başlatmak üzereyiz. Elimizdeki evrakları ve dosyaları da oluşturduk. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir dava açacağız. Türkiye'nin farklı yerlerinde bildiğimiz arkadaşlar var, ulaştığımız arkadaşlar var. Bunlarla beraber ortak hareket ederek bir suç duyurusu oluşturmaya çalışıyoruz. Sizin ne kadar bir alacağınız var? Benim yaklaşık olarak çekmiş olduğum bir 200 bin TL kredi ve geri ödemesiyle beraber 336 bin TL gibi bir rakam var benim. Biz aslına bakarsanız şu an bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani ulaşabildiğimiz herkese Muhammed'le ilgili bir şekilde para veren veya bir şekilde bununla ticari ilişkisi olan herkese ulaşarak hem mağduriyetimizi anlatmaya çalışıyoruz, hem yaşadıklarımız süreci anlatıyoruz, hem de bu kişilerin yasal sürece müdahale olmasını çalışıyoruz. Bu anlamda da işte yaklaşık bir 7-8 gündür biz aslında bildiğimiz ve ulaşabildiğimiz herkese il gezerek bu konuları anlatarak bu insanlara da dava dosyasına müdahale olmasını talep ettik. Yani benim şu ana kadar elde ettiğim veriler ışığında 1000 kişiye yakın bir şey var. Yani mağdur olan kişiler var. Aralarında yasal sürece girmek istemeyenler de var. Yasal süreci yönetmek isteyenler var, müdahale olmak isteyenler var. Kişilerin kendi bireysel şeylerine göre açıkçası onların kendi hür iradelerini bırakarak şu an biz kendi açmış olduğumuz davaya müdahale olmalarıyla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Kısa bir video çekmek istedim. Bu videoyu çekmemin sebebi başıma gelen sıkıntılardan sonra 6 aydır iletişimi kesmek durumundaydım. Bu 6 aylık süreç içerisinde işte hesapların, şifrelerin olduğuna dair bilgiler dolaşmış. Şunu açıklıkla ifade edeyim. Sürecin bu şekilde sıkıntılı olmasında bir dahili yoktur. Eğer bu söylentilerin çıkmasında benim bir katkım ya da dahilim olduysa her ikisinden de özür dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.